İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere İstanbul'un fethi konusunda bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, 19. yüzyıl başlarında küçük bir beylik olarak Bizans sınır boylarında kurulan Osmanlı Devleti'nin İstanbul'a ilgisi de kuruluş devrinin ilk yıllarında başlamıştı. Orhan Bey ve 1. Murat dönemlerinde Osmanlı askerleri Bizans'ın payitahtı önünde göründülerse de bu ciddi bir saldırı veya kuşatma değil, daha ziyade karşılıklı ittifaklar dolayısıyla gerçekleşmişti. İlk ciddi muhasara teşebbüsü Yıldırım Bayezid tarafından yapıldı. Bir süredir sıkı bir şekilde abluka altına alınmış olan şehir 1395'te kuşatıldı. Fakat bu sırada Haçlı kuvvetlerinin Balkanlara girdiği haber alınınca muhasara kaldırıldı. Niğbolu zaferinden sonra İstanbul'un zaptını kolaylaştırmak için Boğaz'da Anadolu yakasında müstahkem bir kale yaptırıldı. Bu havale kalesi sayesinde şehirdeki faaliyetler izlendi. Bayezid ani ve sıkı bir kuşatma yerine abluka siyaseti takip ederek büyük ihtimalle Bizans'ı bunaltmak, zayıf bir anını yakalamak istiyordu. Bu yolu tercih etmesinde hiç şüphesiz doğuda ve batıda meydana gelmesi muhtemel bir takım olumsuz gelişmelerin etkisi vardı. Abluka döneminde zaman zaman askeri faaliyete girişilmişse de çeşitli dış tehditler fethi engellemiş, 1400 yılı baharında başlayan ve giderek şiddetlenen muhasarada Timur'un Anadolu'ya girmesi üzerine sona ermiştir. Fatih'in babası 2. Murad'ın 15 Haziran 1422'deki muhasara teşebbüsü ise bir bakıma amcası Düzmece Mustafa Çelebi isyanıyla ilgiliydi. Ağustos ayındaki genel hücum şehirde büyük bir telaşa yol açmış, ancak bu arada 2. Murad'ın küçük kardeş olup Karaman, Germiyan ve Candaroğulları tarafından desteklenen kardeşinin isyanı, Bursa'ya yürüyerek burayı kuşatması, İstanbul muhasarasının sona erdirilmesiyle neticelenmişti. 2. Murad'ın oğlu 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet, ikinci defa ve kat'i şekilde tahta cülus ettiğinde tek hedefi artık iyice gücünü kaybetmiş olan Bizans'ın baş şehri olan İstanbul'u fethetmekti. Aslında o da şehzadeliğinde ve tahta ilk çıktığı yıllarda kuşatma için gerekli planlamaları yapmıştı. Çünkü o, böyle bir fethi, devletin geleceğinin teminatı ve kurmak istediği cihan şumul siyasetin dayanağı olarak görüyordu. Öte yandan jeopolitik olarak Rumeli ve Anadolu topraklarının ortasında irtibatı daima engelleyen bir konumda bulunması sebebiyle buranın zaptı öncelik kazanmaktaydı. Tabii coğrafi ve siyasi gereklilik yanında böyle bir fethin manevi bakımdan yankı uyandıracağı da hesaplanmıştı. İstanbul'un fetih müjdesini bildiren İslami gelenek, Konstantiniye'nin Fatih'i olma sıfatı dolayısıyla bunu gerçekleştirecek sultana büyük bir manevi güç sağlayacaktı. Devletin imparatorluk sürecine girebilmesi de buna bağlıydı. Zira düşünülen iç reformları uygulayabilmek için böyle bir manevi sıfata büyük ihtiyaç duyulmaktaydı. İstanbul'un kuşatma hazırlıkları oldukça uzun sürdü. Öncelikle böyle bir harekatı kolaylaştıracak ve Boğaz'ı kontrol altında tutacak olan bir hisar daha yapılması planlandı.
1452 Nisan'ında Rumeli yakasında Boğaz'ın en dar yerinde yeni bir hisarın inşasına başlandı. Hatta bu inşaat sırasında Osmanlı askerleriyle yerli halk arasında çıkan bir olay savaş ilanının zahiri bir sebebi sayılacaktı. Boğaz'dan gelip geçen gemilerin kontrol altına alınmasını sağlayan hisarın yapımı Ağustos 1452'de tamamlandı. Hemen ardından bizzat 2. Mehmet 50 bin kişilik bir kuvvetle ansızın şehir surları önüne giderek incelemelerde bulundu. 3 gün süren bu keşiften sonra geri döndü. Bu faaliyetler dolayısıyla Bizans İmparatoru Konstantinos Palai Ologos şehrin ciddi bir tehdit altında bulunduğunu anlamış, Boğaz'dan geçmeye çalışan 2 Venedik gemisinin tutulması ve diğerlerinin engellenmesi de Avrupa'da 2. Mehmet'in niyetinin kesin biçimde anlaşılmasına yol açmıştı. Bizanslılar son bir gayretle Papa'ya başvurarak Ortodoks Kilisesini Katolik Vatikan'la birleştirmeye hazır olduğunu bildirmiş, Papa'nın 6 Ekim 1452'deki küçük bir Napoli askeri birliğinin eşliğinde yola çıkan temsilcileri de İstanbul'a ulaştıklarında saray ve halk tarafından sevinçle karşılanmış, birleşme için kurulan komitelerde şiddetli tartışmalar cereyan etse de Osmanlıların kuşatma hazırlıkları bir an önce yardım teminini gerektirdiği için bu tartışmalar yatıştırılmış, kiliselerin birleştirildiği ilan edilmişti. Bizans'ta bu gelişmeler olurken 2. Mehmet de kuşatma hazırlıklarını hızla sürdürmekteydi. İstanbul surları bazı yerlerde çifte duvarla çevrili olmakla birlikte devrin şartlarına uygun bir şekilde modernleştirilmemişti. Azametli görünüşüyle kuşatmaya gelenler üzerinde yıldırıcı bir etki bırakan ve uzunluğu 22 kilometreye yaklaşan bu surlar gerek çok uzun olması gerekse Bizans'ın içinde bulunduğu maddi sıkıntılar yüzünden uzun zamandır iyi bir onarım görmemişti. Fakat yine de aşılması zor bir engel durumundaydı. Kara surları boyunca içleri deniz suyuyla dolu hendekler vardı. Haliç girişi ise zincirle kapatılabiliyor, içeride Bizans ve İtalyan gemileri barınıyordu. 2. Mehmet'in bizzat planladığı kuşatma yeni bir teknik anlayış çerçevesinde gerçekleşti. Avrupa'dan gelebilecek askeri ve maddi yardımlar sebebiyle uzun sürecek bir abluka hareketinin faydalı olmayacağı düşünülerek bir an önce şehrin ele geçirilmesi hedeflenmişti. Devrin kaynaklarında kuşatmaya katılan Osmanlı kuvvetlerinin görülmemiş derecede kalabalık olduğu yazılıdır. Fakat kuşatmaya katılan asker sayısının 100 bin civarında veya bundan biraz daha fazla olduğu söylenebilir. Orduda ayrıca çeşitli yörelerden gelmiş gönüllüler, devrin büyük mutasavvıflarının da bulunduğu, bunların askere manevi açıdan cesaret verdiği bilinmektedir. Ayrıca padişah üzerinde büyük bir manevi nüfuza sahip olan Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi tanınmış alimler de hem onu hem de kumandanları manevi bakımdan destekliyordu. Özellikle Akşemseddin'in böyle bir fethin gerekliliğini savunması, bu yolda 2. Mehmet ve yanındakileri kuvvetle desteklemesi sebebiyle fethin manevi mimarlarından biri olmuştur. Bu sırada şehirde 30 bin dolayında sivil nüfusun bulunduğu tahmin edilmektedir. Savunmaya Venedikliler, Cenevizliler ve diğer bazı yabancı güçler de katılmıştır. Şehrin belli başlı kapılarından 4'ünün muhafazası Venedik ve Cenevizlilerin talebi üzerine 4 Venedikli kumandana verilmiştir. Müdafiilerin yeterli sayıda ok, mancınık ve mızrakları yanında topları da bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı ordularının öncüleri 2 Nisan'da surlar önünde görünmüş, o gün Bizanslılarla küçük çaplı bir savaş yaşanmıştır. Ancak bu öncü güçleri büyük bir Osmanlı ordusunun takip etmekte olduğunu gören Bizans askerleri derhal geri çekilerek, şehrin kapılarını kapatarak hendekler üzerindeki köprüleri yıkmış, savunma hazırlıklarına hız vermiştir. Aynı gün surların önüne gelen 2. Mehmet, 5 Nisan'da Bayrampaşa Vadisi'nin sol tarafındaki Maltepe üzerinde otağını kurmuş,
askeri birliklerini de önceden hazırladığı plana göre yerleştirmişti. Edirne Kapı Topkapı hattında bizzat padişah ve veziri azam bulunuyordu. Burası surların en zayıf olarak düşünüldüğü kesimdi. Ordunun en seçkin askerleri bu cephede mevzilenmiş, ağır toplar ve büyük top bu surların karşısına konulmuştu. Bir başka hedefse Haliç ağzına getirilen zinciri zorlamak, buraya girebilmekti. Fetih sırasında surların önündeki Osmanlı birliklerinin en etkili silahı topları olmuştu. Muhasara hazırlık faaliyetlerinin tamamlandığı 6 Nisan'da 2. Mehmet, İslami geleneklere uygun bir şekilde imparatordan şehrin teslimini istediyse de bu teklifin kabul edilmemesi üzerine top atışlarıyla dövülen sur duvarlarında yer yer gedikler açıldıysa da bunlar müdafiler tarafından derhal tamir edildi. Bundan sonra kara surlarının uzun süre dayanacağı hesaplandığından daha zayıf olan Haliç surlarını baskı altına almak için muhtemelen önceden düşünülmüş ve hatta hazırlıkları da önemli ölçüde tamamlanmış olan donanmaya ait bir kısım gemilerin karadan çekilerek Haliç'e indirilmesi planı devreye girdi. Bu plan için önceden uzun süren hazırlıklar yapılmış, hatta gerek insan gücü gerekse makineler vasıtasıyla birkaç gün süren işlemler sonrasında kızaklar üzerinde çekilen, sıra sıra hazırlanan 60-70 kadar gemi Kasımpaşa sırtlarından 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece birbiri peşi sıra ansızın Haliç'e indirilmiştir. İrili ufaklı bu kadar geminin Haliç'te ansızın görülmesi askerin maneviyatı üzerinde de etkili oldu. Buna karşılık Bizans'ta büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığına yol açtı. Bu gemiler Haliç'e inince özellikle burada bulunan İtalyan gemiciler büyük bir korkuya kapılmış, buradaki donanmayla Marmara'da Haliç ağzındaki donanmanın birlikte hareket ederek kendi gemilerini yakacağından endişe etmeye başlamışlardı. Bu sebeple Haliç'teki Osmanlı donanmasını yakma teşebbüsünde bulundularsa da bundan bir sonuç alamamışlardır. Bundan sonraki günlerde de top atışları bütün şiddetiyle sürdürüldü. Özellikle şehir içine düşen gülleler, çıkan ses şehirdeki korku ve panik havasını arttırıyordu. Artık gerek halk gerekse askerler dayanma sınırlarının sonuna gelmişlerdi. 7 haftadır süren kuşatma ümitleri yok ediyor, yardım beklentisini giderek zayıflatıyordu. 23 Mayıs'ta 2. Mehmet, İsfendiyaroğlu İsmail Bey'i Bizans'a elçi olarak gönderip şehrin teslim edilmesini, halkın canına ve malına dokunulmayacağını, isteyenlerin arzu ettikleri yere gitmelerine müsaade edilebileceğini bildirmişse de bu teklifte kabul görmedi. Yalnız kuşatma kaldırılırsa eskisi gibi tabiyetin kabul edilebileceği ve haraç verilebileceği cevabı alındı. Bundan sonraki 2-3 gün boyunca son bir genel hücum için hazırlıklar yapıldı. Son saldırıyı gerçekleştirmek üzere gerekli planlar tamamlandı. Bu arada Rum, İtalyan, Ortodoks ve Katolik ahali bir arada dini törenler icra ederek beraberliklerini gösteriyor, Ayasofya'da toplananlar, özellikle din adamları, Vatikan'la birleşme sağlanmış gibi bir görüntü içerisinde yan yana dini törenlere katılıyordu. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece şenlikler yapan ve etrafı mum donanmasıyla aydınlatan Osmanlı ordusu gece yarısına doğru surların etrafını gündüz gibi aydınlatan ve Bizans halkına dehşet veren bu ışıkları birdenbire söndürerek son hazırlıklarını tamamladı. Bizans'ın düşüşüyle neticelenen son saldırı 29 Mayıs Salı günü sabaha karşı gerçekleşti. Bu hücum bir yerden değil, bütün cephelerden birden başlatılmıştı. Güneş doğmadan bir saat evvel büyük top harekete geçirilerek, tamir edilmeye çalışılmış olan yıkık surlara ateşe başlanmış, bazı sur duvarlarını yerle bir ederek hücumu kolaylaştırmıştı. İşte bunun ardından 300 kadar Türk askeri ikinci surları da aşarak içeri girmiş, hemen ardından da büyük bir kuvvet daha içeri girerek ikinci surları aşmıştı. İşte bu anlarda Yeniçeri askerlerinden Ulubatlı Hasan, surun bu yıkık bölgesinden cesaretle içeriye girerek bu girişimi hayatına da mal olsa tepeye çıkarak surlara ilk sancağı dikmişti.
Bu sırada bizzat çarpışmaya katılan İmparator Konstantinos da aldığı yaraların tesiriyle hayatını kaybetti. Aynı gün, daha gün doğmadan bir saat evvel Türk donanması Haliç'teki zincirin önüne gelmiş, Haliç'te bulunan Zanos Mehmet Paşa kumandasındaki donanma fenere asker çıkarmış, şehre Türk bayrakları çekilmişti. Şehrin içlerine doğru hemen hemen her taraftan akan Osmanlı askerleri Aksaray'da birleşerek Ayasofya'ya doğru ilerledi. O gün Fatih unvanına hak kazanan 2. Mehmet, Ayasofya'ya giderek burada toplanmış olan halka ve din adamlarına güvenliklerinin sağlanacağı teminatını verdi. Burayı camiye tahvil etti. Fatih Sultan Mehmet, Cuma günü yeniden şehre girerek ilk Cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.